Arkadaşlar kimya odasısınız kimya ders kanalına hoş geldiniz. Canlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Günün ikinci videosunda karşınızdayız. Evet şimdi bu dersimizde Redoks tepkimeleri nasıl denkleştirilir? Bunu görmek istiyoruz gençler. O zaman ders notları kitabımızı elimize alalım ve sayfa 119 ve 120'yi açalım. Beraber yazalım ve beraber öğrenmeye çalışalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Hepinize de iyi dersler diliyorum. Ha bu arada bu dersin sonunda sizlere soru bankalarımızdan da ödevler vereceğiz ve soru dev kampında bu verdiğimiz ödevleri tek tek çözeceğiz gençler. Evet şimdi biz burada ne göreceğiz dersek yükseltgen ve yarı tepkimesi, indirgen ve yarı tepkimesi gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Ve tabi ki redoks tepkimesi denkleştirirken öncelikle bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Eğer bir önceki dersi izlememişseniz Mutlaka izlemelisiniz çünkü bir önceki derste biz yükseltgen basamağı nedir ve nasıl bulunurla alakalı bayağı çalışmalar yapmıştık ve bakın burada yapacağımız ilk şey bu basamaklıklarını basamaklarının tek tek bulmamız lazım elementlerin değil mi işte o elementlerin yüklerini bulmamız gerekiyor pekala. Bulduktan sonra ne yapacağız? İşte yükseltgenen ve indirgenen atomlar belirlenir ve bunların yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri yazılır. Yani yükseltgenme tepkimesi ayrı yazılır ve ee indirgenme tepkimesi ayrı yazılır ve bu iki tepkimede tabii ki yük denkliği sağlanmak için elektronlar kullanmak gerekiyor. Tamam bu çok önemlidir. Ve tabii ki biz burada elektronları yok etmek için de ne yapıyoruz? Uygun katsayılarla bu tepkimeleri çarpıyoruz ve tepkimeleri topluyoruz. Tabii ki elektronlar buradan gidiyor ve oradaki katsayılar Orijinal tepkime de yerine koyuluyor ve diğer atomlar da uygun kas kullanılarak denkleştiriyor. Bakın öncelikle ne yapıyoruz? Önce yükseltgenen ve indirgenen maddelerin önce bir denkliğini yapıyoruz. Daha sonra şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Maho yani maho dediğimiz şey bu. Hani yükseltgenen ve indirgenen tepkimeleri denkleştirdikten sonra ondan sonra metaller sonra ametaller en son arkadaşlar hidrojen ve oksijen olarak karşımıza gelen bir e, ne var Tabii ki burada? bir sıralamamız var. Şimdi ben bunu böyle gösterdim ama en iyi yöntem tabii ki nedir? Soru çözmektir. Haydi bakalım sizi ben soru çözmeye davet ediyorum. Ünitemizin 5. sorusunda bize burada bir kimyasal denklem vermiş. Diyor ki bu tepkimeyi ben en küçük tam sayılarla denkleştirirsem acaba suyun kat sayısı ne olur? Tabii ki burada öncelikle yükleri bulmamız lazım. Bak bir kere öncelikle ne yapıyorduk? Hidrojen baştayken yükseltken basamağı artı 1 diyorduk değil mi? Oksijen zaten eksi 2. Toplam yükümüz sıfırdı biliyorsunuz ki azotu bulalım. Bak hidrojenden 1 azota biz x diyelim artı 3 kere oksijen eksi 2. Toplam ne diyoruz? Sıfır diyoruz. Bak burada azot ne olur o zaman otomatikman o da tabii ki artı 5 gelecektir. Pekala h2s hidrojen başta hemen yükseltken basamağı artı 1 tabii ki. Kükürt ne olur bak şimdi 2 kere hidrojen artı 1 çarpı 2 artı kükürtten geliyor bilmiyoruz. Toplam yük sıfırsa otomatikman ne geliyor tabii ki o da eksi 2 olmak zorunda. Şimdi geçiyorum diğer tarafa. Tabii ki burada oksijenimiz eksi 2 olunca toplam sıfıra gelmemiz için azot burada tabii ki ne olur? Artı 2 gelecek. Bak bunu da böyle yaşamış olduk, yazmış olduk. Şimdi bunu böyle yazdıktan sonra hidrojen var gene başta. Yükü artı 1. Oksijen zaten eksi 2 görüyorsun ki bunu hallettik. Kükürt veya herhangi bir element tek başına ise yükü ne oluyor zaten böyle? Sıfır oluyor. Evet. Şimdi burada bunu yazdıktan sonra ne yapacağız? Değişenler kimlerdir diye bakalım bak. Azot ne yapmış? Artı 5'ten artı 2'ye gelmiş. Yani buradaki azotumuz indirgenmiş. O zaman buradaki HNO3 maddesi tabii ki indirgendiği için yükseltgen maddedir de diyebiliriz. O zaman şimdi biz önce ne yapalım? İndirgenme yarı tepkimesini yazalım. Yani yarı tepkime demek aslında bu tepkimenin yarısını yazıyorum ve kime bağlı? İndirgenmeye bağlı. O yüzden indirgenme yarı tepkimesi olacak. Bak ne olur? Biz sadece azot alacağız. Azot artı 5'ten ne oluyor? Azot artı 2'ye gelmiş. Bak girenlerde artı 5, ürünlerde artı 2. Eee bak bunu böyle bırakabilir misiniz? Tabii ki bırakamazsınız. Çünkü kimyasal tepkimelerde yük denkliği sağlanması lazım. O zaman ne yapalım? Bakın şimdi artı 5 artı 2'ye gelmesi için demek ki burada ne olması lazım? Burada arkadaşlar 3 tane elektronu bizim girenlere yazmamız gerekir ki hani Artı 5 eksi 3 ne olsun artı gelsin çünkü elektronun bir tanesi eksi 1 yüklüdür 3 kere eksi 1 eksi 3 hani artı 5 eksi 3 daha ne olsun artı 2'ye gelsin olay bakın denklik artı 5 3 kere eksi 1'den eksi 3 ne olur artı 2'ye geliyoruz bakın olay bu çünkü yük denkliği sağlanmak zorundaydı devam edelim bak bir de yükseltgen bir tepkimesi olması lazım tabii ki hemen onu yazalım kim yükseltgenmiş ona bakalım isterseniz yapı yazdık yarı olacaktı evet yarı tepkimesi. Evet arkadaşlar burada bakalım kükürt değil mi? Bakın sülfür şurada H2S'den değil mi? Eksi 2'den ne yapıyor? Sülfür sıfıra gelmiş. Ha yükseltgenmiş. Evet. Eksi 2'den sıfıra yükü artmış. Biz buna yükseltgenme diyoruz. Demek ki H2S maddesi yükseltgendiği için indirgen maddedir de diyebiliriz. Hatta bak bir şey daha söyleyeyim. Burada S0'da tabii ki arkadaşlar bakın eksi 2'den 0'a gelerek bir oluşum var görüyorsunuz ki. Demek ki S0'da yükseltgenme ürünüdür. Çünkü bakın Buradaki S0'ın oluşması S-2'nin yükseltgenmesi oluştuğuna göre S0 burada yükseltgenme üründür de diyebiliriz. Neyse şimdi bunu yazdıktan sonra bakın şimdi eksi 2 nötrleyebilmek için yükleri ne yapacağız? 2 elektronu sağ tarafa götüreceğiz. Çünkü girenler eksi 2 ürünlerde eksi 2 olması lazım. O zaman demek ki bu vatandaş 2 tane elektron versin. Bak görüyor musunuz? Peki bu durumda ne olacak? Şimdi elektronu götürmemiz lazım. Evet. Hemen bu tepkimeyi 2 ile çarpayım. Alttaki tepkimeyi de 3 ile çarpayım. Üstteki tepkime 3 ile 2 ile genişletince ne olur? 2 tane azot artı 5 artı 6 tane elektrondan evet 2 tane azot artı 2 oldu. Aşağıdaki tepkimeye bakalım. O da 3 tane sülfür eksi 2'den evet görüyorsunuz ki 3 tane sülfür 0 artı 6 elektron oldu mu? Evet oldu. Şimdi ikisini topluyorum. Bak bu durumda ne olur? Elektronlar birbirlerini götürürler tabii ki. Bakın girenler ürünler aşağı doğru yazdığımda 3 tane S eksi 2 var artı 2 tane azot artı 5 var burada. Ve 2 tane azot artı 2 artı 3 tane sülfür 0. Şimdi bakın bu ne biliyor musun? Bu benim taslak tepkime. Ben buna taslak tepkime diye bir isim koydum arkadaşlar. Tabi bu böyle literatürde falan bir şey değil. Ama bu bizim işimize geliyor. Neden? Ben buradaki kas direkt yerine koyacağım. Şimdi şurayı bir sileyim ve daha net anlayalım. Şuradaki olaya bakalım. Bak şimdi S-2 nerede vardı? Aslında silmemem lazımdı. Çünkü daha net görmek için arkadaşlar şöyle yapalım. Evet şöyle yapalım isterseniz. S-2 nerede vardı? Şu alçayı silersem daha net anlarsınız. Evet. Evet. S-2 nerede var? S-2 H2S'te var görüyor musunuz? Bak önde diyor ki 3 olsun. Bak hemen buraya ne yapacağım? 3 kastayısını şuraya yazacağım. Tamam bunu böyle yazdım. Peki devam edelim. Azot artı 5 nerede var derseniz bakın nitrik de var şuradan var görüyor musunuz? O zaman bu bileşik nereden? Şuraya ben hemen ne yapacağım görüyorsunuz ki buraya benim 2 yazmam gerekir. 2'yi de buraya koyduk. Peki bak ne diyor? Azot artı 2. Azot artı 2 nerede var? Bak görüyor musunuz? Şurada var. Onun önüne diyor ki 2 olsun. Hemen 2'yi şuraya koyduk yazdık. Aynı zamanda diyor ki S0 nerede var? Şurada var. Onun önüne 3 koy diyor. Bak buraya 3 koydum. Bak bu şekilde ne oldu? Hem yükseltgen hem de indirgenen maddeler denk oldu. 2 2 3 3 bakın. Azotlar 2 2, kükürtler 3 3. Ama şimdi diğer atomlara geçmemiz lazım. Diğer atomlar zaten oksijen ve hidrojen zaten görüyorsunuz ki. Girenlere bakalım. Bak 2 tane hidrojen burada var. 3 kere 2'den de 6 hidrojen var. Yani girenler toplamda 8 hidrojen var. O zaman buraya biz 4 yazarsak 4 kere 2 8 olur ve denk olur. Şimdi acaba oksijenler denkse olay tamamdır. Bakın 2 kere 3 buradan 6 tane oksijen. Buraya bakalım 2 oksijen buradan geliyor. NO'dan geliyor. 4 de H2O'dan geliyor. Toplam 6 tane oksijen 6 tane oksijen. Evet eşit var. O zaman burada H2O'nun kat sayısını sormuş. H2O'nun kat sayısı kaçtır tabii ki? 4'tür diyeceğiz ve biz burada ne yapacağız? D şıkkını buradan işaretleyeceğiz. Geldim gençler 6'ya tabii ki buraya baktığınız zaman. Şimdi biz burada hay bak burada şunu düşünebilirsiniz. Ya hocam ben bunu kendimle de denkleştirebilirim. Yani ne gerek var bu kadar maceraya işte 2 koyarım 3 koyarım falan diyorsunuz belki ama. Şimdi arkadaşlar her zaman öyle olmuyor. Bazen şimdi önüne 23 koymanız lazım. Bazen şimdi 18 koymanız lazım falan. Çok çok yüksek sayılar koymanız gerekiyor. O yüzden bu tarz sorularda mutlaka ve mutlaka ben size bunu öneriyorum. Peki ne demiş bakın arkadaşlar. Burada diyor ki bu tepkimeyi ben en küçük tam sayılarla denkleştirirsem genme ürünü olan maddenin kas sayısı ne olur? Öncelikle bir denkleştirmem lazım tabii ki. Ondan sonra olaya bakacağız tamam mı? Şimdi bakın. Şimdi burada karbon tek başına zaten yükü sıfır biliyorsunuz değil mi? Hidrojen baştayken yükü artı bir. Evet biliyoruz. Oksijen zaten eksi iki. Onu da biliyoruz. Peki azot ne olur diye bakarsak bak hidrojen artı bir artı azottan bilmiyorum. X diyelim. Üç kere oksijen eksi iki. Toplam nereye gelecek? Sıfıra gelecek. O zaman azotun burada yükseltgen basamağı ne olur? Otomatikman artı 5 gelir mi? Evet bunu böyle yazdık. Peki devam edelim. Karbondioksit de oksijen yükseltken basamağı eksi 2 2 kere eksi 2 eksi 4. O zaman karbon ne geliyor otomatikten? Artı 4 gelmiş oluyor. Bunu da burada yakalamış oluyoruz. Peki devam edelim şimdi. NO2'ye bakarsak oksijen zaten eksi 2. 2 kere eksi 2 arkadaşlar eksi 4. O zaman buradaki azotu ne kaldı? Artı 4 kalmış oldu. Görüyor musunuz sıfırlamak için? Devam edelim. H2O'da hidrojen zaten artı 1 baştayken oksijen de eksi 2. Kim değişmiş bakın? Karbon sıfırdan Karbon artı 4'e yükseltgenmiş. Bakın dioksitteki karbon artı 4 görüyor musunuz? He, demek ki yükseltgenme ürünü zaten karbondioksit. Bana zaten bunu soruyor. Yani yükseltgenme ürünü demek yükseltgendiğinde o maddenin oluşabileceği maddedir aslında. Mesela burada karbon sıfırdan karbon artı 4'e yükseltgenmiştir. Burada karbon o zaman indirgen maddedir ama karbondioksit de yükseltgenme üründür. Neyse karbon sıfırdan bakın ne olmuş? Karbon dioksitteki karbon yükseltgen basamağı artı 4 bakın. O zaman olur sıfırdan artı 4'e yükseltgenmiş. Tabi bu atomlar denk ama ne yapacağız? Yükleri eşitlemek için hemen ürünlere artı 4 elektron koyarsam değil mi? Bu olay olur. Bu yükseltgenme yarı tepkimesi görüyorsunuz ki bunu böyle yazdık. Peki bir de indirgenme yarı tepkimesini yazalım. O da kim bakalım? Bakın azot artı 5'ten görüyor musunuz? Azot artı 5'ten azot artı 4'e gelmiş. Bakın hno 3te azot artı 5'te NO2'de azot artı 4. Bakın burada bir indirgenme var. O zaman bu durumda hno 3 arkadaşlar indirgenmiştir ve bu durumda hno 3e baktığınız zaman yükseltgen maddedir diyebilirsiniz değil mi? Peki ne yapacağız o zaman? Artı beşten artı 4'e ise elektronu buraya yazacağız. Bu da ne? İndirgenme yarı tepkimesi. Bak bunu böyle yazıyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Tabii ki burada tepkimedeki elektronları götürmek için hemen şu tepkimeyi 4 ile çarpacağız. Ve aşağıdaki tepkimeyi çarpsak yetiyor. Yukarıdakini bir şey çarpmamıza gerek yok. O zaman çarp yapılmış halde bir daha yazayım ben buraya. 4 tane elektron artı 4 tane azot artı 5'ten ne olur? 4 tane azot artı 4 oldu mu? Evet bak şimdi şimdi bu tepkime şunu iptal edelim arkadaşlar burada görüyorsunuz ki. Şimdi ikisini toplayalım. Toplayınca ne olur derseniz bakın 4 elektronlar birbirine götürürler. Taslak tepkimemiz nedir derseniz arkadaşlar hemen baktığınız zaman şu olacak tabii ki. Karbon 0 artı 4 tane azot artı 5'ten karbon artı 4 artı 4 tane azot artı 4 diyoruz. Evet. Peki şimdi karbonun önünde 1 olsun diyoruz. Bakın şimdi şöyle yapalım. Karbon 0, Şurayı bir silelim isterseniz. Evet. Şimdi karbon sıfır önünde 1 olsun. Evet. Şurası 1 zaten. Bakın yazıyoruz. Aynı zamanda karbon artı 4 olanın önünde katsayısı da 1 olsun diyoruz. Bu da 1'miş. Tabii bunu da yazdık tabii ki. Devam edelim. Azot artı 5'in önünde diyor ki 4 olsun. Yani şurada 4 olsun diyoruz. Pekala. Azot artı 4'ün önünde 4 olsun. Bak bunu da böyle yazıyoruz. Peki şimdi tabii ki bak azotlar ve karbonlar denk oldu. Şimdi 4 hidrojen var girenlerde. Buraya hemen 2 yazayım ki 2 kere 2'den 4 hidrojen olsun. Oksijenler denk oldu mu? 4 kere 3'ten 12 oksijen var girenlerde. Buraya bakalım şimdi. 2 oksijen var ürünlerde. Artı 4 kere 2'den 8 oksijen daha var. 2 daha var. Ne olur? 12 oksijen. Evet. Oksijenler denk oldu. Evet. Biz ne istiyorduk? Yükseltgenme ürünü olan maddenin yani karbondioksitin kas sayısını istiyoruz. Çünkü karbondioksitteki karbon buradaki karbonun sıfırın artı 4'e yükseltgenmesi oluşuyordur. O yüzden burada yükseltgenme ürünümüz karbondioksit ve kas sayısı 1. O yüzden cevap da bu durumda. ne oluyor? A seçeneği oluyor deriz. Geldik 7'ye. 7. soruda bakın yukarıda verilen bir tepkime var. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse Ürünlerin katsayıları toplamı ne olur diye sormuş. Arkadaşlar hemen gene yüklerini bulmamız gerekir tek tek. Hadi bulalım. Şimdi bakın potasyum yükseltgen basamağı tabii ki artı 1. Çünkü bir adı olduğu için. Oksijen zaten eksi 2. Hemen bakalım şimdi bakın. Dört kere eksi 2 oksijenden eksi 8. Artı bir potasyumdan mangane ne kaldı bakın. Artı 7 kaldı ki mecburen sıfırlamak için artı 7 olmak zorunda. Hidrojen başta baştayken yükü artı bir. O zaman klor da bu durumda eksi 1 olmak zorunda. Toplam sıfıra gelmesi için. Gene bak potasyum bir adı artı bir. E klor da eksi 1 olacak tabii ki. Bak şimdi klor nedir? Klor 7 adı olan bir elementtir. Bir ametaldir ve ametal metalle bir ilişki yaptığı zaman minimum değer olan her zaman değerini alır. Bak klor 7 adı olunca artı 7 ile eksi 1 arasında bir yük aldığı için minimum değeri tabii ki klorun eksi 1'dir. O yüzden burada eksi 1 ise 2 kere eksi 1 eksi 2. O zaman manganda bu durumda ne oluyor? Artı 2 geliyor. Evet bunu böyle yazdık. Ve klor burada tek başındayken yükü 0 tabii ki. Hidrojen var yükü artı 1. Oksijen var yükü eksi 2. Kim değişti bakın. Mangan artı 7'den mangan artı 2'ye indirgenme yaşamış. O zaman ne yapacağız? Mangan artı 7'den diyoruz mangan artı 2'ye gelsin. E bu bir indirgenme. Artı 7'den artı R2 2'ye gelmiş. O zaman ne yapacağız? 5 elektronu otomatikmen biz girenlere yazacağız ki 5 kere eksi 1 eksi 5 artı 7 daha ne olsun? Hani girenler eksi 5 artı 7 eşittir artı 2 bakın ne olsun? Ürüne eşit olsun. Anladınız mı olayı? Bu şekilde biz bunu yaşadık ve bulduk. Peki devam edelim şimdi. Başka kim var derseniz. Başka da bakıyorum arkadaşlar kim var? Klor var. Klor eksi 1 yonu ne yapmış? klor sıfıra gelmiş yükselkenmiş Bak burada şu önemli. Eğer altında bir 2 falan varsa bu 2'yi alıyoruz. Önemli arkadaşlar tamam mı? Bakın onu almak zorundasınız. Bak klor eksi bilen klor sıfıra gelmiş. Mecburen amacımız bizim burada tabii ki bunları denkleştirmek. 2 klor var ya hemen öncelikle şu atomların denkliğini yani 2 klor şeklinde yazıyoruz. 2'yi yazıyoruz. Şimdi burada 2 kere eksi 1. Eksi 2 girenler Otomatikmen ürünlerde eksi 2 olması lazım. Bak burada 2 kere 0 0. O zaman ne yapacağız tabii ki burada? Şunu yapacağız. Ürünlere 2 elektron yerleştireceğiz mecburen ki hani 0'ı eksi 2 yapayım ki denk olsun. Yani klor burada elektron. Klor aslında burada elektron veriyor. Mangan artı de elektron almış oluyor. Bunu böyle yakalamış olduk. Şimdi ne yapacağız burada? Tabii ki tepkimeyi denkleştirmek için. Yukarıdaki tepkimeyi ben burada tabii ki ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Elektronlar gitsin. Aşağıdaki tepkimeyi de biz burada 5 ile çarpacağız. Hemen çarpalım ve yazalım. Bak ne olur? 10 elektron yani genişletiyorum yani. Artı 2 tane mangan artı 7'den. Evet 2 tane mangan artı 2 oldu. Bakın üstteki tepkimi 2 ile çarptım. Aşağıdaki tepkimi de 5 ile çarpacağım. Yani 10 tane klor eksi 1'den. 5 tane klor artı 10 tane elektron. Bak ne olur zaten. Elektronlar burada birbirlerini götürürler görüyorsunuz ki. Ne kaldı? 10 tane klor eksi 1 artı e, i̇ki tane mangan artı yedi. Arkadaşlar şurası bakın ok mu? Evet şurası ok. E, karıştırmasın. Şurası artı evet. Güzel yazamadığım zaman sıkıntı olabilir. Evet sonra ne olur? Beş tane klordan iki tane mangan artı iki. Bak taslağı oluşturduk. Diyor ki klor eksi bir önünde diyor on e, olsun diyor. Hemen şuraya bizim arkadaşlar yazmamız gereken şey on. Ama bakın şimdi klor birkaç yerden gelecek ya. Onu en sona bırakalım tamam mı? Şimdi ne yapalım? Öncelikle mangan artı yedi. Yani onun önünde 2 olsun demişiz. Yani bu buraya 2 koyacağız. Buraya hemen 2'yi patlattık. Devam edelim şimdi arkadaşlar. E, klorun önüne yani klor sıfırın önüne 5 koyalım demiş. Yani şuraya biz 5 koyacağız. Buraya bunu patlattık görüyorsunuz ki Mangana artı 2'nin önüne 2 koy, koyalım demiş. O da nereden geliyor? Bak şuradan geliyor. Bunu da böyle yazmış olduk. Tamam mı? Şimdi bakın burada klor birkaç yerden geldiği için şuradaki onu yazmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü onu yazarsanız eşitleyemezsiniz. Biz oradaki onu aslında şuradakine göre yazmıştık ama burada birkaç yerden geliyor. Görüyor musunuz? O yüzden onu dengeleyecek bir şey yazmamız lazım buraya. Ee, şimdi o zaman hatta burada bir şey daha görüyorum. Bak buraya 2 yazınca potasyum da 2. Yani burada ekstra bir şey konuşacağız. O zaman mecburen şuraya ne yazacağız? 2 tane potasyum denkleşmek için şuraya 2 yazmak zorundayız. Peki şimdi ne oldu bu durumda? Ürünlerde 2 tane klor KCl'den geliyor. Artı 5 5 kere 2 iki kere 2'den 4 tane klor burada arkadaşlar MnCl2'den geliyor. 5 kere 2'den 10 klor da Cl2'den geliyor. Toplamda bakın 16 tane klor var. Görüyor musunuz? 16 klor eşitlemek için o zaman mecburen buraya artık 16 yazıyorum. Yani şuradaki 10'u biz imal ediyoruz ve değiştiriyoruz. Yani i̇hmal etmiyoruz aslında değiştirmemiz lazım. Mecburen birkaç yerden geldiği için. Peki bu durumda arkadaşlar bunu yazdık. Denk oldu mu? Olmadı. Çünkü hidrojenleri denkleştirmemiz lazım şu anda. Hidrojen tane hidrojen varsa burada 8 olacak ki 8 kere 2 16 olsun. Şimdi bakalım hepsi denk oldu mu? İnceleyelim. 2 tane potasyum 2 tane potasyum. Evet. Görüyorsunuz ki arkadaşlar 8 tane oksijen var 8 tane oksijen var denk oldu. 16 hidrojen var 16 hidrojen denk oldu. Evet bakıyorum arkadaşlar 16 klor 2 6 zaten klorla denkti 16 sıkıntı yok. Her şey denk oldu arkadaşlar manganlar denk 2 2. Peki bu durumda bize ne demiş ürünlerin kasları toplamı. Ürünler ne var 2 tane KCl var 2 artı 2 tane MnCl2 var artı 5 tane klor var 8 tane de e, su var. Toplarsak arkadaşlar buradan ne gelir? 17 gelir ve cevapta bulunduğunda B seçeneği olur deriz. Geldik 8'e. Şimdi yukarıda verilen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci öncüle diyor ki nitrik asitteki azotun diyor yükseltgen basamağı artı 5 midir? Hemen bakalım şimdi. Nitrik asite baktığınız zaman HNO3 -E incelediğinde tabii ki azot burada bilmiyoruz ama hidrojen baştayken artı 1'dir. Oksijen zaten eksi 2'dir. 2 kere e, ya yani 3 kere eksi 2 eksi 6. Bir daha eksi 5. O zaman azota ne kaldı? Artı 5 kalmış oldu. O yüzden bakın bu ifademiz tabii ki doğru geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada yükseltgen bir ürünü falan filan diyor. O zaman maddelerin biz bir maddelerin bir bakalım olaylarını inceleyelim. Bak kalay tek başına burada tüm maddenin yüklerini bulalım isterseniz. Yükü sıfır zaten görüyorsunuz ki tek başına olunca. Bakın zaten bunu bulmuştuk. Hidrojen artı bir, oksijen e, eksi iki, azot artı beşti zaten. Bunu yazmıştık. Bak burada oksijen zaten eksi iki ya. Evet. iki kere eksi iki, eksi dört. O zaman kalay da bu durumda olur? Artı 4 olur. Peki devam edelim şimdi arkadaşlar. Burada ise oksijen eksi 2 ise azot bu durumda artı 2 olmak zorunda mecburen. Evet devam edecek olursak hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. Evet. Şimdi bak ne oluyor bu durumda? Kalay sıfırdan kalay artı 4'e gelmiş. Bak yükseltgen bir ürünü burada kim biliyor musunuz? Burada SN e, ee, O2'dir. Bak bize diyor ki yükseltgenme bu ürünü NO'dur. Halbuki bak burada NO oluşurken azot artı 5'ten azot artı 2'yi indirgeniyor. Yani aslında NO yükseltgenme bir ürün değil indirgen bir ürünü. O yüzden bu ifademiz sayılmaz. O olmadı yalan konuşmuş yani. Devam edelim bakalım. Tepkimi en küçük tam sayılar denkleştirilirse H2O'nun kat sayısı 2 olur mu? Şimdi mecburen yazmamız lazım. Nasıl yazacağız? Bak şimdi kalay ee, Sn sıfırdan ne oluyor? Sn artı 4'e giriyor. O zaman biz ne yapacağız ürünlere? 4 elektron yazmamız lazım ki artı 4 eksi 4 sıfıra girelim. Peki bakalım aynı şekilde ne oluyor? Azot da burada indirgeniyordu zaten. Azot artı 5'ten azot artı 2'ye gelirken mecburen 3 elektron da girenlere yazacağız mı? Evet yazacağız. Bak bunu böyle yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Elektronları götürmemiz lazım. O zaman üstteki tepkimeyi 3 ile çarpacağız. Aşağıdaki tepkimeyle 4 ile çarpacağız. Arkadaşlar direkt yazılmış halde yazarsam anlar mısınız? Elektronlar birbirini götürecek yani. Yani üsttekini 3 ile çarpacağım. Aşağıdakileri 4 ile çarpacağım ve bu şekilde 12 elektron, 12 elektron birbirini götürecek. Anlayacağınızı düşünüyorum çünkü artık değil mi? Hani her şeyi böyle bayağı bir soru yaptık. Daha iyi anlayacaksınız ve pratikten çözeyim isterseniz. Bundan sonra öyle yapalım olur mu? Bir daha böyle denkleştirme çıkarsa. Hadi bakalım ne olur? 3 tane kalay artı evet 4 tane azot artı 5 girenlerde ürünlerde ise 3 de çarpmam lazım. 3 tane kalay artı 4 artı 4 tane de azot artı 2 oluyor. Peki ne yapacağız şimdi burada? Kalayın katsayısında biz 3 yazacağız. Yani şöyle ki bakın arkadaşlar. Biz şuraya 3 yazacağız. Burası da 3 olacak tamam mı? Kalaylar 3 olacakmış görüyorsunuz ki. Azotlara da 4 yazacağız. Bak burası 4 olur. Burası da 4 olur mu? Evet. Şimdi bak ne oldu? Kalaylar ve azotlar denk oldu. Şimdi hidrojene bakalım. 4 tane hidrojen var. O zaman buraya 2 yazayım ki 2 kere giden 4 hidrojen olsun. Peki oksijene bakalım şimdi. 4 kere 3'ten 12 oksijen var girenlerde. Ürünlere bakalım. 3 kere 6, 2 6 oksijen var. 4 oksijen de NO'dan gelir. Bakın görüyorsunuz ki. 2 oksijen de sudan geliyor. Toplam 12 oksijen. Evet. Denk oldu yani. O zaman bu şu anda denk olduk. Ve H2O'nun kas 2'dir demiş. Evet H2O'nun kas şu an 2 iken denk oldu. O yüzden bu ifademiz de doğru geldiği için cevabımız da 1-3. Yani C seçeneğimiz oldu diyoruz. Geldim 9'a. Şimdi bize burada bir kimyasal denklem vermiş. Yine görüyorsun ki bu tepkimesi diyor en küçük tam sayılara denkleştirilirse acaba yükseltgen maddenin kas sayısı ne olur? Tabii ki ben burada yükseltgen deyince indirgenen maddeden anlayacağım tabii ki değil mi? Yani o zaman tabii tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. Bak bakır yükü tabii ki tek başına olunca sıfır tabii ki. Hidrojen burada arkadaşlar baştayken artı bir oksijen eksi iki. Bak ne yapıyoruz? 3 kere eksi 2 eksi 6 görüyorsunuz ki artı 1 eksi 5 o zaman da ne olması lazım denkleştirmek için artı 5 olması gerekir. Peki bakın bunu böyle yazdıktan sonra bak şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Bak burada hani bakırı bilmiyorsun ama burada bir şey biliyorsun nitrat. Bak nitratı yükseltken basama eksi 1'dir zaten. O zaman bak burada buradaki iki ne? O aslında bakırın yükseltgen basamağının artı 2'dir. Yani bakır burada artı 2 almış oluyor. Bunu yakaladık. Peki nitrattan devam edelim. Oksijen zaten eksi 2 ya zaten. 3 kere eksi 2 eksi 6. O zaman toplam eksi 1'e gelmemiz için de toplam şu iyondan başladık. Azotun burada yükseltgen basamağı ne olması lazım? Artı 5 olması lazım. Bu şekilde bunu yakaladık. O zaman azot burada artı 5. Oksijen de burada eksi 2. Devam edelim. Bak şimdi devam ettiğimiz zaman oksijen burada eksi 2 zaten. Azot da otomatikten artı 2 olmak zorunda. Bunu da yakalamış oluyoruz. H2O molekülüne bakarsak zaten hidrojen burada artı 1. Oksijen de tabii ki eksi 2 olmalı. Şimdi bakıyorum neler değişmiş. Bak bakır sıfırdan bakır artı ikiye gelmiş. Görüyor musun? Bu bir yükseltgen Bakır sıfırdan bakır artı ikiye gelmiş. Ve buna ben ne yapıyorum? İki elektronu ben ürüne yazıyorum. Bak neden? Çünkü hani artı 2 eksi iki daha sıfıra gelebilmek için. Görüyor musunuz? Bu yükseltgenme yarı tepkimesi zaten. Hani buraya yazayım hatta yükseltgen yarı tepkimesi diye. Devam edelim arkadaşlar. Diğer maddemiz neymiş? O da kim? Indirgenen başka madde var mı? Var tabii olmalı. Azot artı 5'ten de azot artı 2'ye geliyor. Görüyor musunuz? Evet. O zaman indirgenme yarı tepkimesine baktığınız zaman da o da azot artı 5'ten beşten... bak şurası azot artı 5 burayı almıyorsun tabii ki orası değişmiyor. Bak ne yapıyor azot artı 2'ye gelsin. E artı 5'in artı 2'ye ben nasıl geleyim tabii ki 3 elektronu girene yazarsam artı 5 eksi 3 daha artı 2'ye gelebileyim mantık bu. Peki şimdi ne yapacağız tabii ki elektronları götürmemiz lazım. Hemen üstteki tepkimeyi tabii ki arkadaşlar 3 ile çarpacağız aşağıdaki tepkimeyi 2 ile çarpacağız. Direkt çarpılmış olarak yazarsam anlarız değil mi arkadaşlar? Bir kere daha söyleyeyim ama öncelikle. Bak şuradaki e, nitrattaki e, azotu almadım. Çünkü bak burası artı 5 burası artı 5 olduğu için. Otomatikman bak artı 5'ten artı 2'ye şu bölgeyi almış oldum. Burası değerliydi. Peki şimdi burada arkadaşlar direkt çarpılmış halde elektronları birbirinden götürmüş halde yazayım. Üst tepkime 3 ile çarpınca 3 tane bakır 0. Artı e, alttaki 2 ile çarpıyorum. 2 tane azot artı 5. Sonuç olarak 3 tane bakır artı 2 artı 2 tane azot artı 2 şeklinde ben bunu yazabilirim. Peki şimdi ne yapacağız burada bakarsanız tabii ki bu kastırları önüne yazacağız. 3 tane bakır sıfır diyorsa hemen bakırın önüne şuraya 3 koyacağız tabii ki. Tabii ki şuraya da 3 koymamız lazım değil mi? Mecbur çünkü burada da 3 diyor. Evet görüyorsunuz ki. Şimdi azot yalnız iki yerden geliyor. Dikkat edelim. Öncelikle şu NO'daki yani azot artı 2'deki 2'yi bir yazalım. Bak bunu böyle yazalım. Ama bak şimdi buraya ben direkt 2 yazarsam ne oluyor biliyor musunuz? Azotlar denk gelmez. Çünkü buradaki 2 aslında NO'ya göre 2'ydi. O zaman ne yapacağız? Buraya bir değiştireceğiz arkadaşlar. Şurayı değiştireceğim mecburen. Bak ne olur çünkü buraya hani bak buradan 3 kere 2'den 6 azot var zaten görüyor musunuz? E bir de buradan 2 tane daha geldi. Toplam 8 azot. O yüzden mecburen şuraya 8 yazmak zorundayım. Peki 8 tane hidrojen olunca şuraya da mecburen 4 kere 2'den de 8 hidrojen olmalı. Peki oksijenleri sayalım denk mi? Bak 8 kere 3'ten 24 tane oksijen var girenlerde. Ürünlerde ise bakalım. Arkadaşlar burada 3 kere 2 18 tane oksijen bakır e, nitrattan geliyor. 2 tane NO'dan geliyor. 4 tane sudan geliyor. Evet bakarsanız 24. Denk oldu. Şimdi biz ne istiyoruz? Yükseltgen maddenin kat sayısı. Yükseltgen demek indirgenen demektir. İndirgenen kimdir? Bak buradaki azot artı 5 Azot artı 2 indirgeniyor mu? Evet indirgeniyor. O yüzden biz ne istiyoruz? Tabii ki şu kas sayı istiyoruz arkadaşlar. O zaman ne olur dersek tabii ki burada da bakarsanız yükseltgen ya da indirgenen maddenin kas sayısı burada 8 olduğu için ben burada ne yapacağım tabii ki? D şıkkını buradan hemen işaretleyeceğim. Geldik ona. Demiş ki bakın bize burada bir tepkime vermiş yine görüyorsunuz ki bunu en küçük tam denkleştirirsek acaba H2O'nun kas sayısı ne olur diye sormuş. Şimdi burada tabii ki yapmamız gereken şey ilk başta elementlerin tek tek yüklerini gene bulmaya çalışmak. Hidrojen burada ne olur? Artı bir başta çünkü. Oksijen zaten eksi iki. Evet bak şimdi 4 kere eksi 2 eksi 8. 3 kere artı 1 artı 3. Bak o zaman ne olur? Burası artı 5 olur. Ki toplam sıfıra gelelim. Şimdi h se baktığımız zaman hidrojen burada artı bir zaten. Bir kere artı 2 Artı e, görüyorsunuz ki artı 2 e bunu ne yapacağız tabii ki kükürtle eksi 2 ile ancak sıfırlayabiliriz. Bu şekilde kükürt eksi 2 oluyor. Şimdi burada bakın kükürt zaten 6A grubu elementi. Burada arkadaşlar de 5A grubu elementi otomatikman kükürt daha elektronegatifli yüksek olan bir element olduğu için minimum değer olan eksi 2 alır. O zaman bu durumda ne olur? Burada eksi 2 yükünü alacak. 3 kere eksi 2 eksi 6 o zaman arsenik de bu durumda artı 3 gelecektir. Peki bak kükürt burada tek başına 0 görüyorsunuz ki. E peki H2O'ya bakarsak hidrojen artı 1 oksijen de eksi 2. Kimler değişmiş bakın? As artı 5'ten geliyor indirgenme bu galiba. Evet artı 5'ten as artı 3'e. Yalnız aşağıdaki 2'yi mutlaka yazacağız. Burası önemli tamam mı? Bakın bu indirgenme. Peki ne yapacağız? Öncelikle tabii maddeleri denkleştirmemiz lazım. Bak burada 2 tane as varsa 2 tane as yapacağız tabii ki. Ve burada çarpıyoruz. 2 kere 5 artı 10. Burası 2 kere 3 artı 6. O zaman artı 10'u artı 6 yapabilmek için girenlere ne yapalım? 4 elektron yazalım. Bak bu indirgenme bu şekilde elektronu bu şekilde alsın tamam mı? Yani 2 mol as artı 5 4 mol elektron alıyor gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bunu böyle yazabilirsiniz. Peki devam edelim. Diğer maddede yükseltgenme olması lazım. Kim yükseltgeniyor? Bak S-2'den den, bak burası aynı değişmiyor ama şu S0'a geliyor. Görüyor musunuz? Yani burada değişen tabii ki var. Değişeni alacaksınız. Bak ne olur? S-2'den S0'a bir yükseltgen mi var? Bakın eksi 2 0. O zaman ürünlere 2 elektron yerleştireyim ki eksi 2 ile eksi 2 denk olsun. Evet bakın üst taraf e, tabii ki yükseltgen e, üst taraf indirgenme. Alt taraf yükseltgen mi? Bu şekilde tepkimeyi yazdık ama elektronları birbirine götürmek lazım. Gençler bakın bir şey daha söyleyeceğim size. Bazen hatalı yazıyorsun elektronların yerini falan filan. Olabiliyor bazen. Gözünüzden kaçabiliyor. Toplama çıkarma hatası yapılabiliyor. Eğer elektronlar aynı taraftaysa hata yapıyorsunuz demektir. Zaten biri yükseltirken biri indirgenme olmak zorunda. O yüzden dikkat edin bakın. Her zaman biri girenlerde ise diğer tepkime de ürünlerde olması lazım. Dikkat ediniz bilmiyorum. Elektronları şimdi götürmemiz gerekiyor tabii ki. Ne yapacağız burada? Alttaki tepkimi 2 ile çarpalım. 2 ye çarpınca 2 tane S-2, 2 tane S-0 ve 4 tane hidrojen oldu mu? Tabii tepkimeleri burada böyle yazdıktan sonra elektronla birbirine götürelim. Götürelim arkadaşlar. Bakın götürdük. Ne kaldı bakın? 2 tane AS artı 5 artı 2 tane S-2'den ne oluyor? AS 2 artı 3 artı 2 tane S sıfır şeklinde ben bunu yazarım. Peki bunu böyle yazdıktan sonra görüyor musunuz? Bak as artı beşin önüne iki koyun diyor. Hemen buraya koyalım ikiyi. Aynı zamanda as iki artı üçün önüne bir şey koymayın diyor. Buraya bir koyun yani. bir yazdık buraya. Görüyorsunuz ki bu şekilde arsenikler denk oldu. Şimdi diyor ki kükürtünün önüne iki koyun diyor. S sıfırın önüne iki koyun diyor. Şimdi ben buraya iki koyacağım. Tamam. Ve buraya da S 2nin önüne de iki koyacağım. Şuraya da iki koyacağım ama buraya iki koyunca yalnız kükürtler denk gelmez. Çünkü bakın niye denk gelmiyor biliyor musunuz? Şuradan gelen kükürt var. Onu da hesaba katmamız lazım mecburen. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buraya denk bir şekilde yazacağız. Hani 2 tane kükürt burada, 3 tane kükürt de burada toplam 5 tane kükürt yazacağız. Evet. Şimdi kükürtler denk oldu mu? Şimdi şimdi bakın As ve kükürtler denk oldu. Şimdi oksijenlere bakalım. 2 kere 4'ten e, 8 oksijen var. O zaman şuraya biz 8 yazarsak Acaba hidrojenlere denkse olay olur. 8 kere 2 16 hidrojen var. Bakalım öyle mi? Evet. 5 kere 2 10. 3 kere 2 6 toplam 16. Evet. O zaman H2O'nun kat kaç oldu dersek tabii ki burada. E seçeneği yani 8 olmuştur deriz ve bu şekilde diğer sorumuza da geçeriz. Gençler başka bir tepkime vermiş görüyorsunuz ki bize. Bu tepkime ile ilgili olarak diyor hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle bu tepkimeyi bir denkleştirmemiz lazım. Çünkü hani en küçük tam sayılara denkleştirilirse aşık yönünün kat 3 olur demiş birinci öncülde. Hemen yapalım tabii ki yükselten ve basamaklarını bulalım. Brom tek başınayken yükü tabii ki 0'dır. Potasyum bir da yükselken basamağı artı 1. Oksijen zaten eksi 2 hidrojende burada mecburen artı 1 geliyor görüyor musunuz? Peki bak şimdi potasyum bromat görüyor musunuz? Bak şimdi Brom bilmiyoruz belki çünkü burada farklı olabilir. Çünkü Brom 7A'da eksi 1 ile artı 7 arasında değişebilir onu söyleyelim ama Potasyum hiçbir zaman değişmez bileşik halde artı 1'dir. Oksijen zaten eksi 2 görüyorsunuz ki bu değişmiyor zaten. Potasyum artı 1 artı Brom bilmiyorum artı 3 kere eksi 2'den değil mi? Toplam 0 eşitleyeceğiz. Hani oksijenin eksi 2 zaten. O zaman bak brom ne kalıyor burada? Artı 5 kalmış oluyor. Evet bunu böyle yakaladık. Peki potasyum bromüre bakarsak tabii ki bak potasyum 1 adı artı 1 brom da tabii ki eksi 1 olacaktır. Peki devam edelim. Hidrojen burada artı 1 oksijen de eksi 2. Peki ne olacak şimdi? Brom tabi buraya bakalım sıfırdan ne olur? İncelediğiniz zaman arkadaşlar bak brom sıfırdan brom artı 5'e gelmiş mi? Bak görüyorsunuz bu bir yükseltgen mi? Evet Hatta bunu denkleştirelim. Bak 2 bromsa iki tane brom artı 5. Bak burada tabi yazalım. 2 kere 0 0. 2 kere artı 5 artı 10. O zaman ürünlere ne yazacağız? 10 tane elektron yazacağız. Bak bunu böyle yazdık mı? Çok güzel yazdık. Pekala bunu böyle yazdıktan sonra başka bak bu bir yükseltgenme. Başka indirgenme var mı? Arkadaşlar aynı brom sıfırdan da eksi 1'e indirgeniyor. Yani aynı madde hem yükseltgenmiştir hem de indirgenmiştir. O zaman buradaki brom maddesi ne oluyor bakın? Bromür iyonuna dönüşmüş. Evet. Hemen tepkimi denkleştirmek için şuraya 2 yazacağım tabii ki. 2 tane brom, 2 tane bromür. Mecburen şuraya ne yapacağım? 2 elektron yerleştireceğim mi? 2 kere eksi 1, eksi 2 ve toplamda iki kere -1, 2 kere eksi 1, eksi 2'ye denk olsun. Peki ne yapacağız tabii ki? Alttaki tepkimeyi biz 5 ile çarpacağız. Peki bakın şimdi 5 ile çarpalım ve üstteki tepkimeyle beraber yazalım. Bak ne olur? Brom arkadaşlar üst yukarıda 2 tane brom artı 5 artı 10 elektron yukarıda tepkime. Aşağıdaki tepkimeyle beş de 5 ile çarpınca ne olur? 10 tane elektron artı 5 tane bromdan 10 tane bromür şeklinde ben bunu yazayım. Peki burada ne olur? Bak şimdi elektronlar birbirini götürür ve artık ben burada taslak tepkime yazarsam şu olur bakın. Burada bakın 5 bir tane brom var. 5 de buradan var. Toplam 6 tane brom var mı? Görüyor musunuz? 6 tane brom var. Ve ne oluyor bu durumda? 2 tane brom artı 5 artı 10 tane bromür. Peki bakın hepsi 6, 2, 10. Hepsi 2'nin e, buraya görüyorsunuz kat sayısı. Yani böyle bir katı. O zaman tabii en sade şekilde yazmamız lazım. O zaman ne olacak? E, hepsini 2'ye bölersem 3 tane bromdan evet. ne olur? E, bir tane brom artı 5 artı 5 tane brom -1 şeklinde ben bunu yazarım Peki şimdi ne yapacağız? Buradaki kalsiyumları yerine koyalım. 3 tane brom. Yani şuraya 3 koyacağım tabii ki. Evet. Brom artı 5. O yüzden buna 1 koyacağım. Mecburen 1 yazmamız lazım. Buradaki brom eksi 1'in önüne 5 koymam lazım. O KBR'den geliyor görüyorsun ki. Bunu böyle yazdık. Bak bromlar denk oldu. Şimdi ne yapalım? Ka potasyumlara bakalım. Bir tane potasyum burada. 5 de burada. Toplam 6. Altı. Yani 6'yı buraya yazdık. Şimdi 6 hidrojen 6 oksijen var girenlerde. Peki ne yapacağız? Bak şimdi zaten 3 oksijen var burada. Görüyor musunuz? 3 oksijen lazım. Şöyle 3 yazarsam 6 hidrojen denkleştiririm. Ve bu şekilde en küçük tam sayılar denkleştirdiğim anda H2O'nun katsayısının 3 olduğunu anladın ve o yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Peki diyor ki 0.1 mol brom 1 mol elektron verir. Şimdi bak incele görüyor musun bak. E, bromun elektron verme tepkimesi yukarıdaki tepkime görüyor musun bak. 1'e karşılık 10 elektron veriyor görüyor musunuz. Evet peki o zaman ne olur dersek o zaman bakarsınız. O zaman demek ki 1 mol brom varsa 10 mol elektron veriyorsa demek ki 0.1 mol brom varsa ne yapar? Tabii ki 1 mol elektron verir. Evet o yüzden bu ifademiz de doğru gelir. Bak görüyorsunuz. Brom yükseltgen maddedir. Bakın buradaki brom maddesi hem indirgendi hem de yükseltgendi. İndirgendi için yükseltgen maddedir. Yükseltgendi için de indirgen maddedir. O yüzden burada cevabımız 1-2-3 olacak ve E seçeneği olarak ben bunu işaretliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabii ki elinden geleni yapmaya çalıştım ama tabii ki ben size biraz da ödev vermek istiyorum. Bu ödevleri bu arada biz bir beraber yapacağız onu size söyleyeyim ama öncelikle sizleri biraz uğraştırmak istiyorum tabii ki. Ya bu konuda da biraz Hakkım olsun değil mi arkadaşlar? Yani o kadar uğraşıyorum sizler için. Ve sizlerle tabii gelişmeniz için uğraşıyorum. O ayrı bir nokta tabii ki. Yapmayınca çözmeyince olmuyor tamam mı? Şimdi biz burada arkadaşlar kitabımızda soru bankamızda test 55 ile test Samsung'da kalmıştık. Evet test 55 Samsung test 56 Siirt. İkisi de bugünkü yaptığımız konularla alakalıdır. Yani biz ne yaptık? Hem yükseltgen indirgenmenin tanımını yaptık hem de redoks tepkimeleri ne yaptık? Denk değiştirdik. Lütfen arkadaşlar bu iki testimizi yapalım ve zaten soru ödev kampında ben bunları çözeceğim ama sizlerden biraz arkadaşlar çözmenizi istiyorum ve yapamadıklarınızı izlerseniz çok çok güzel bir çalışma yapacağımızı düşünüyorum. Gençler bu şekilde çalışmamızı bugün bitirdik. Haydi bakalım kendinize bakın. Hedefimiz full görüşmek üzere. <laughs>